من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüm diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müessiz. Feda etmiş olduğumuz namazımızı Rabbimiz kabul eylesin. Bizlere ve zürriyetimize muhafaza etmeyi lütfeylesin. Namazı kıldıran değerli hocamız İmam Hatip Okulu emekli öğretmenlerinden ve merhum babamın da görev yapmış olduğu Şerefiye Camii İmam Hatiplerinden Ruhi Kıyak hocamız. Kendisine ve sizlere teşekkür ediyoruz. Allah cümlemizden razı olsun. Bugünkü dersimizde Hakk'a tilaveti üzerinde durmak istiyoruz. Hakk'ı ile Kur'an'ı tilavet etmekle ilgili kitaplardaki bilgilerden çok küçük bir kısmını vaktimiz yettiği ölçüde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha evvelki derslerimizde وَمَا قَدَرُ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِ Allah'ın şanını, kadrini, değerini hakkıyla bilemediler. Müşrikler için deniliyor. Tabi biz müminler de ne kadar biliyorsa o kadar şerefimiz, değerimiz, izzetimiz artar. İkinci olarak dersimizde Hakka tukati, Allah'tan hakkıyla korkmak veya azabından çekilmek, takva olmak. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda, yani Kur'an-ı Kerim'deki yerlerin amdakullah hakka tukati, ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun, çekinin. Ayeti geldiğinde sahabeye bu ayet çok ağır ve zor geldi. Biz bu işin altından nasıl kalkarız dediler. Cenab-ı Hak فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ gücünüz yettiğince takva olun buyurarak yani yapamayacağınız bir şey değil ama gücünüzden sorumlusunuz diyerekten bize bir kolaylık kapısını da açmış bulunuyor. Geçen hafta Sayın Diyanet İşleri Başkanımız sohbet ettiği için ara verdik. Bugün de Hakk'a tilaveti diye Kur'an-ı Kerim'de Bakara Sure-i Tehlikesi'nin 121. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْتُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةِ buyurarak kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. Bu ayet-i kerime her ne kadar ehli kitap konusu içinde geçse de müfessirler bu hakkıyla tilavetin müminler tarafından da aynı sorumluluk içerisinde olduğunu beyan etmişler. Şimdi Allah'ın hikmeti burada hangi konuyu vaaz etsek, o gün de mukavele okunsa, yani bütün konulara bir 10 sayfadan bir yol bulmak mümkün. Eğer iyi baksak belki bir sayfasından, belki bir kelimesinden bile yol bulabiliriz. Bu ilahi kitabın özelliği. Madem bugün Kur'an'la ilgili okundu, hemen Fussilet suresi en son beraber okumuştuk Adem Efendi'yle. Orada şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Hamim tenzilun minel rahmanir rahim. Rahman ve rahim olan Allah'tan indirilmiştir. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmi ya'lemun. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe anlatılmış, açıklanmış bir kitaptır. Demek ki ayetlerin açıklanması bir yönü var, kitap yönü var, Kur'an yönü var, bir de onların dili olan Arapça yönü olarak da beyan edilmektedir. Neden? Anlaşılsın diye. Hemen bu surede yine bu sabah okunan yerde bu sefer şöyle bir ayet geçiyor. Cenab-ı Hak وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu inkar edenler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin, baskın çıkmak için okunurken yaygara kopardı.
Yani irtica, mürtecilik, fundamentalist, gericilik, şeriat bir şeyler söyleyin. Öyle bir yaygara koparın ki Kur'an'ın hükümleri okunmasın ve uygulanmasın. Böylece galip gelirsiniz. Bizim memlekette bunun örneklerini görmek her zaman çok mümkün olan bir iştir. Demek ki kafirler de Kur'an'ın işitilmesi ve anlaşılmasına engel olacak propaganda malzemelerini nasıl kullandıklarını, kullanacaklarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yine bu 5 sayfalık okunan Fussilet suresinde bu sefer وَلَمْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَبْلَا فُسِّلَتْ آيَاتُ اَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ buyurarak Cenab-ı Hak, eğer biz onu başka bir dilde Kur'an yapsaydık, yani Araplara Arapça değil de başka bir dilde gönderseydik, diyeceklerdi ki onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Diyecekler. Bir de اَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ yani başka bir dilde kitap, bir de Arap bir peygamber, bu iş nasıl olacak? Böyle derlerdi, itiraz ederlerdi. Tabii dilin, onların dilinden olması hepsinin de iman etmesini gerektirmedi. Öyle olsaydı o zaman bütün Araplar iman eder. Bir dilde indi ama bütün dillere şamil anlatılması müfessirler tarafından, ümmet ve icma tarafından da kabul görmüş bir husus. Orijinal dili Arapçadır ama Cenab-ı Hak ve min ayati halkus semavati vel ardı ve ihtilafu elvanikum ve elsinetikum ters okumuş olabilirim. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de efendim renklerin farklı oluşu bir de efendim dillerinizin farklı oluşu diye ayet-i kerimede ne yapmakta? Bizlere beyan etmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim farklı dillerin var olduğunu ve bunların da her birinin değerli olduğunu وَاَخْتِلَابُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْمَانِكُمْ önce elsine geçiyor. Dilleriniz farklı. Bunu iki türlü anlamış alimler dilin farklılığı. Bir, aynı evde konuştuğumuz halde görmeden hangi çocuğumuz çağırsa biz onun sesinden onu tanıyoruz. Hatta bazı insanları 10 yıl, 20 yıl geçiyor unutuyoruz. Konuştuğumuz sesinden tanıyoruz değil mi? Simayı tanıyamıyoruz ama ses kulakta kalıyor. Ya da dillerin Arapça gibi, Türkçe gibi, İngilizce gibi, Farsça gibi bütün dillerin Allah'ın bir ihsanı ve ikramı olduğu da ne yapılmıştır? Beyan edilmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim'in geçen günde Perşembe gecesi de vaazımızda Kur'an'a mecid deniyordu. Kur'an'a kelim deniyordu. Kur'an'a hakim deniliyordu. Kur'an'a mübin deniliyordu. Demek ki farklı özellikleriyle anlatılıyor ki üzerinde çok duralım diye. Peki o zaman biz şimdi dönelim ayet-i kerimeye. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 121. ayetinde اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْبُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ o kimseler ki onlara kitabı verdik, onlar ne yaparlar? يَتْبُونَهُ onu okurlar. Tamam. Ama okumanın dikkat ederseniz, hani hakka tilaveti, hakkıyla takva dedik ya, burada da hakka tilaveti, hakkıyla okurlar onu. Ayet-i kerime böyle anlatıyor. Peki hakkıyla okumak nedir? Nasıl anlaşılır? Alimler bu konuda neler söylemişler? Tabii hepsini anlatabilme ne gücüm var, ne zamanımız var. Bununla ilgili bilgilere baktığımızda, bu sabah böyle vaaz edilene kadar hep vaazı düşünüyor insan. Şey aklıma geldi sabahın camiye gelirken, Hakk'a tilaveti nasıl anlatacağız diye notlar aldım, okudum, çalıştım. Ama en son bir şey hatırladım buraya gelince. Biz bu sabahleyin mukabele bitince ne yaptık? Secde yaptık. Onun adı ne? Tilavet secde. Demek ki Hakk'a tilavetinin ne olduğunu tilavet secdesi bize öğretiyor. Ne demekmiş hakka tilavet, hakkıyla okumak? Nasıl tilavet secdesi, bak tilavet secdesi, kıraat secdesi değil. Kıraat da okumak demek, tertil de okumak demek bir anlamıyla. Tertil secdesi de değil, tilavet secdesi ne demek? Okunduktan hemen sonra gereğinin yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğuna göre aslında vaazın başı sonucu
tilavet demek okunan Kur'an'ın amel edilmesi demektir. Bu kadar basit. Çünkü madem ki tilavet secdesi diyoruz, kıraat secdesi demedik veya tertil secdesi demedik. Kıraat secde, bu tilavet secdesi eğer namazın içinde okunursa iki husus var. Birisi hocamızın İkra suresini okudu. Son ayeti secde ayetiydi. Ama devam etmediğimiz için o rükû ve secde bu iş için yeterli oldu. Eğer devam etseydi başka surelerden de okuyarak, alimler arasında farklı görüşler var. 11 ile 15 yer arasında olduğunu söyleyen, 14 olduğunu söyleyenler var. Namazın içinde okusaydık, o zaman namazdayken secdeye eğileceğiz o ayetten sonra. Doğru, Allahu Ekber, secdeyi tamamlayacağız. Tekrar Allahu Ekber, yeniden elleri başı bağlayacağız. Mesela diyelim ki secde suresi de var Kur'an-ı Kerim'de. İşte innemâ yilmini bir ayet okuduk. Onun sonunda secde var. Allahu Ekber. Secdemizi yaptık. Bir defa. Sonra Allahu Ekber dedik. Tetecafa cunubuhum anil mezaci diye ayet devam edip bilecek. Sonra rükû ve secde olarak rekatı tamamlayacak. Onun için alimler namazın içerisinde bile bunu geciktirmemişler. Bu sebepten olunca demek ki tilavet meselesi söylenen şeyin uygulanması anlamına gelmektedir. Peki şimdi hakkıyla tilavet deyince buradan nasıl anlaşılacak? Şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim durumumuz nedir? ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ اِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسٍ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Belki ayet numarasını yazanlar diye söyleyeyim. Ayet-i Kerime Fatır Suresi 32. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık diyor Cenab-ı Hak. Seçtiklerimizden kullarımıza miras bıraktık. Ama üç türlü bu işi yapıyorlar. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ Bir kısmı kendine bırakılan iman, İslam, kitap mirasına nefsine zulmediyor. Yani tıpkı dünyada babasından, atasından, neresinden, annesinden kalan mirası yiyip bitirdiği gibi mirasın değerini bilmiyor. Bu bir. İki, ve minhum muktasid bir kısmı ise orta halli devam ediyor. Mirası bitirmiyor, üstüne de çok bir şey koymuyor. Rahmetli babamdan bu ev, bu tarla, bu dükkan kaldı. Onları da 20-30-40 senedir kullanıyor, istifade ediyor. Azaltmadı, çoğaltmadı. Orta halli bitiyor. Yani dinin emirlerini bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Haramlardan kaçıyoruz. Bazıları yapıyoruz. Orta halde bir Müslümanlık yaşıyoruz. Üçüncüsü وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni ile efendim önde olanlar yani hayırlı işlerde öne geçenlerdir ki ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte büyük lütuf budur. Demek ki o zaman Kur'an'ı okuyanlar üçe ayrılır. Bir, nefsine zulmederek okuyanlar. İki, dengeli orta halde okuyanlar. Üç, hedefe koşarak, yarışarak, hayırlarda önde ve örnek olarak okuyanlardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Müttakilere bizi önder eyle diyor. Yani cemaatin müttaki, halkın müttaki, ailenin müttaki, toplumun müttaki, çalışanın müttaki olması bizim de onlara önder olmamız gibi üst bir hedefi Kur'an-ı Kerim bizlere göstermiş. Şimdi böyle olunca o zaman burada şu var. Kur'an'ın hakkıyla okunması nasıl anlaşılır? Öncelikle Kur'an-ı Kerim sahabe-i kiram tarafından dinlenilmiştir. Birinci iş dinlemektir. İlk işimiz bizim okumak değil. İlk okuma işi Peygamberimize aittir. Tamam? Kur'an'ı Müslümanlar ellerine bir eser gibi mushaf alıp okumamışlardı. Yoktu. Peki ne vardı? Efendimizin kıraatı, tilaveti, tertili, ifadesi, fevi muhsin olarak ağzından çıkan sözler vardı. Okumak ona aitti, dinlemek önce bize aitti. Onun için dinlemeden sema ve arz derler bazıları. Kimi arz sema, kimi sema arz derler. Burada şöyle de söyleyebiliriz. Biz peygamberimizden dinledik
okumayı öğrendik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Cebrail'den dinledi. Necim suresinde veya başka surelerde bu mesele var. Yani Efendimiz de önce dinledi. La tuharrik bi lisaneke idacele bih. Acele etme Habibim. Kur'an'ı alırken çabuk çabuk almaya kalkma. Biz onu sana okuyacağız ve sana onu açıklayacağız buyurarak Allah-u Teala Kur'an'ın öğretilmesinde aceleci değil, efendim temkin ile, vakar ile, sükun ile olması gerektiğini ayetle Efendimiz'e böyle öğreneceksin demektir. Şimdi böyle olunca o zaman Efendimiz'den öncelikle sahabe-i kiram Kur'an'ı dinledi. İyi dinleyenler iyi okuyabilirler. Dinlemeyenler kendi kendine olmazmış. Tabii bu dinleme şu anlama gelmiş. Benim bir arkadaşım vardı. Çok güzel böyle Arap tarzı Kur'an okuyor. Bahtları alıyor, dinliyor, okuyor. Fakat bazen ihva yapıyor, bazen yapmıyor. Bazen iklak yapıyor, bazen yapmıyor. Bazen belgele yapıyor, bazen yapmıyor. Kulağı ne kadar alırsa o kadarını yapıyor. Bu eksik olur. Bu işin ilmini almalı teori olarak, nazari olarak ve tatbik olarak ki sebat etmiş olalım doğrudan. Şimdi meşhur tecvid alimlerinden, kıraat ulemasından, efendim Muhammed bin Cezeri'nin El-Neşr adlı eserinde Kur'an'ın önce hakkıyla tilaveti lafzından başlayalım. Bir, şöyle söylüyor. Tecvid, yani menlem yücevidil Kur'an'a asmun diyor. Kim Kur'an'ı tecvidle okumazsa günahkardır. Kur'an'ın tecvidle okunması, mahreçlerinin bilinmesi, iptida ve vakfının duracak yerlerin bilinmesi, efendim bazı kuralların uygulanmasıdır. Çok zor mudur? Zor zannedilir ama değil zor. Neden değil? Şöyle söyleyeyim. Şimdi en çok ne kaç tane konu var? Bir met konusu var. 5 tane. Fer'i metler. Bir de efendim iklar, idgam bila gümle, idgam meal gümle, isha, ihva var. Kaç tane? 5 tane. Ama bunların ölçüsü tek bir şeye dayanıyor. Birisinde harfi metten sonra sebebi met denilen hemze ve sükun var mı, yok mu, yakın mı, uzak mı, lazım mı, ağrış mı? Bir 3 tane harf tanıyorsunuz vav ya elif. Onlara ne zaman harfi met denir? Sonra da diğerleri. O kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir satırda metni tabi, metni muttasıl, metni pompasıl, metni arız, metni lazımı size gösterebilir. Ama şu bir satır. Nasıl göstereceğim hocam dedim. Şuraya vav ya elif yazacağız. Anlaştık tamam. Vav ya elif yazdık mı? Vav ya elif sakin kendinden evvelleri üstün esre ötre durumuna göre olunca harfi met uzatma. Sonra metni tabi yazdık. Hemze ve sükun yazın altına parantez. Var mı? Yok. Harfi metten sonra sebebi metten hemze ve sükun yoksa metni tabi olur. Geçtik yan satıra. Metni muttasıl yazalım. Aynı satır. Muttasılın altına hemze ve sükun yazınız. Hemze mi var, sükun mu var? Hemze var. Yakın mı? Cae gibi yakın. Muttasıl yazın. Uzaksa ya eyyüha munfasıl yazın. Bitti. Sonra metni lazım. Sükun var. Sükun lazım mıdır, arız mıdır? Eğer lazımsa biz vakfen ve vasfen sabit diyoruz. Değilse vakfen sabit, vasfen sakit diyoruz. Ona da metni lazım. O da 4 ay diyor. Harpte ve kelime duyguda, musakkale muhafif olur. Yani bir sıra mı? Peki her gün öğrensek 5 tane. O kadar. Hani böyle çok büyütüyoruz. Hayır. Biz bu telefonları kullanıyoruz muyuz? Bunu neneler, dedeler bile kullanıyor. 7 aylık torun bile parmağını böyle yapıyor. Kelime-i şehadet için yapmıyor. Oyun oynayacak yeri arıyor, kırmızı yeri arıyor. Doğru mu değil mi? Tamam o zaman yani biz efendim öğrenemedik. Niye öğrenemeden gidelim? Sonra tenbin veya nunu sakin. Zaten tenbinin içinde de nunu sakin var. En, in, ün sonunda sakin nun var. Bundan sonra B gelirse iklam olur. Lam ra gelirse bila günne olur. Ye min nun vav gelirse meal günne olur. Allahu hayyun zalikun adnun galiyun ha diyen beytin ilk harfleri gelirse ishar olur. 15 harf. Sırf zâsına, tüle şahsın, kat selama, dağ, zalime, şiddüka, düm, zalime, fetara, beytin ilk harfleri gelirse ihva olur. Bilmeyenler dışarı çıkmasın, akşama kadar ders var.
Bedava konferans bitti, bak tehdidi de anlattı. Hocam bu anlaşılmıyor diyeceksin. Diyor anlaşılmıyor diyecek işte bu kadar. Sonra 5 tane harf var galgali olur, 4 tane yerde sekte olur. İshar 4 yerde olur. İshar'ın 4 çeşidi vardır. Mimi sakinin isharı vardır. 6 harfin isharı vardır. İshar-ı kameriye vardır. Bir de kelime isharı vardır. Bu kadar bak. İsharı da anlattık elhamdülillah. Bir de mütecanisiyin de mütegaribeyin vardır. Mahreçleri ve sıfatları bir ve ayrı olan harfler birbirine rastlarsa birbirine idgam yapılarak okunur. Tamam. Bir de vakıf işaretleri vardır. Tamam. Aşağı yukarı bu değil mi? Bir de metniliğin vardı. O da böyle yumuşak okuyuşa yarıyor böyle. Vav ve ya sakin evvelleri meftuh olursa, kendinden sonra da sakin olursa o zaman ne yapıyor? Hayrun kelimesi. Hayır. Yumuşacık okuyoruz. Halbuki o ra kalın olacaktı. Hükmü ra. Nerede kalın, nerede ince? Lafzatullahın lemu. Hepsini toplasan bir ayrı konu. Yani her gün 10 dakika iyi koyun. O zaman burada şu var. 28 veya 29 harfimiz var. Lafızlarını hakkıyla doğru söylemek lazım. Tabii bunu söylerken şöyle düşünün. Ben bundan çok yıllar evvel böyle Seskinler Camii'nde bir tecvid dersi anlattım. İlk defa da bayan misafirler gelmiş. Bir de şu genç hocayı dinleyelim demişler. O gün son gelişler olmuş. Böyle vaaz olmaz. Bu dini çok zorlaştırıyor. Bu ne anlattı? Bizi vaaza getirdiniz. Böyle mi vaaz olur demişler. Bir daha gelmemişler. Niye? Konu ağır geldi ondan. Halbuki burada şöyle bir şey var. Asla şunu demiyor. Kur'an-ı Kerim okunuşunda üç husus var. O kadar çok şey var ki böyle 20-40 dakikayla bunu bitiremeyeceğiz şey. Birincisi sevaba erenler. Doğru öğrenip doğru okuyanlar. İkincisi mazur olanlar. Öğrenme imkanı ve yapma kabiliyeti bulamayanlar. Öyle mi değil mi toplumumuz? Öğrenememiş. Nasıl öğreteceksin o yaşlı insana? Hayır. Efendim onların sıfatlarını nasıl öğreteceksin? Zor. Demek ki bunlar mazur. Üçüncüsü günahkar olanlar. Öğrenme imkanı olduğu halde veya öğrendiği halde doğru okumayanlar. Anlaşıldı. Onlar da günahkar. Hangisindeniz biz? Şimdi hangisinden olmak istedik? Bir eşya almak istediğimiz zaman iyisini almak istiyoruz. Öyle değil mi? İyisine pazarlık ediyoruz, indirim istiyoruz. Peki bir, sevaba girenler, mazur olanlar, günahkar olanlar. E biz günahkar olmayalım. Niye mazur olalım? Başka işe gelince mazur olmuyoruz. O zaman demek ki Kur'an-ı Kerim'in lafzının doğru okunması söz konusu. Bir küçük örnek vereyim. Dat harfi zor bir harf zaten. Araplar lügatı dat diyorlar Arapçaya da. Vele dallin diye okuduk. Ne olur biliyor musun bana? Ya Rabbi rehberlik gösterenlerin yolunda beni eylem olun. Delle yol göstermek demek değil mi? Dat, de ele kursak olur. Yani dat harfini dal harfi yerine okursak dal harfi öndeki üst dişlerimizin yani üstteki dişlerimizin ortasından çıkar. Derde indir öldür. E biz onu kalkarda dal harfini dat harfini dal gibi okursak mana gitti. Mesela diyelim ki asa kelimesi isyan etmek demektir. Ama sinle gelirse umulur ki belki anlamına gelir. Se, sa. Hangi kelimeyi okuduğumuz çok önemli. Bir nokta manayı değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri çok. O zaman burada şu var. Müslümanlar Allah'ın kitabının öncelikle doğru okunmasını muhafaza etmeleri gerekiyor. Bu önemli. Şimdi burada şöyle bir kavga çıkıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eğer benim Kur'an okumam zayıfsa vaaz şöyle oluyor. Bunun asıl olan manasına dokunmak, amel etmektir. Bunun tecvidiyle falan uğraşıp da dikkatleri dağıtmamak lazım. Bu çok önemli değildir diyorsun. Şimdi ben zayıfım ya. En azı ben zayıf olunca bu sefer mana önemlidir diyor. Okuması kuvvetli olan bunun manasının güzelliğine doyulmaz diyor. O da Arapçasını diyor. Hayır, ben de eksik diye hükmü zayıflatmayalım. Evet, alimler tecvid kaf çatlatmak değildir. Harflerle uğraşmak değildir. Ama güzel okunması da tertilin tecvid olduğu Hazreti Ali'den bu yana bilinen şey. Şimdi size okuyorum. İbn-i Cezeri ne diyor? Bakın. Muhammed bin Cezeri. Tecvid, ağızda lafızları geveleme, Kur'an harflerine bağırarak
kelimeleri gırtlağa atarak çıkarmak, ağzı doldurarak okumak, ağzı ve dudakları iki yana bükerek telaffuz etmek, gök gürlemesi gibi bağırarak okumak, şeddeli kelimeleri telaffuz ederken şeddeyi çok uzatmak, medleri bir anda kesmek veya medlerin hakkını vermemek, gunneleri çınlatmak, ra'ları sıkmak, ra yerine baskı yapmak şeklinde bir okuyuş ve uygulama değildir. Bu tip okuma öyle bir okuyuş ki salim tabiatlı bir insan ondan kaçar ve bu okuyuşlar etkilenmez. Yani kalplere ve kulaklara tesiri olmayan bir kıraat olur ki bu makbul bir kıraat değildir. Bilakis kıraat kolay, tatlı, latif olacak. Öyle bir tatlılık ki bu okuyuşta geveleme, yutma, geniş güzel okuma, zorlama, gayri tabi bir tavır, yapmacık sanat yapma telaşı ve tekellüf olmayacak. Eda ve kıraatta Arapçayı fasih konuşan kişilerin okuyuşlarına ve kıraat vekillerinden birisine uyacak. Arap'ın bozulmayan, mizacına uygun okuyuş tarzından çıkmayacak. İşte böyle bir okuyuş makbul ve doğru bir okuyuştur. Yani okumak sade olacak, güzel olacak. Kur'an'ın okuyuş mana ve hususiyetlerine uygun olacak. Şimdi böyle mi? Bilmeyen bir kere çok görülüyor. Nereden anlıyoruz? Mesela araba sürenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Araba sürenler nasıl başlar sürmeye? Direksiyonu böyle tutarlar ilk zamanlar. Acemi direksiyonu çok sıkı tutar. Ustalar ne yapıyor? Bir yerde tutuyor değil mi? Gayet rahat. Araba zaten gidiyor bıraksan da neredeyse. Bırakalım demiyorum ama o kadar rahat. Bilmedi mi insan ağzı, yüzü, sesi, sedası yoruluyor. Bir de bir yarış var. Biz en uzun nefesi nerede gösterebiliriz? Bazen olabilir bu. Ama en uzun nefesi gösterme yarışına işi dökerse, fakat o film yapıyor, haberiniz olsun. Mesela dense ki Kur'an-ı Kerim okunacak, eğer televizyonda tanınmış nefesi, ismi olan bir adamsa o salon doluyor. Değilse kimse gelmiyor, biliyor musunuz? Böyle bir toplumun yapısı da bu şekilde oluşuyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sade ve doğru okunması üzerinde ulema, efendim kıraat ilimleri, 10 imamın tertip ettiği ve isimleriyle aslında kıraat içtihadi değildir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden tevfikidir. Yani bir alim mezhepler gibi değildir. Ses tonuna mesela Musa okunur, Musi okunur, imaleli okunur, taklidli okunur, tahkikli okunur. Aynı şey üç türlü okumuş Efendimiz. Hangi imam, hangi tarz, hangi metler, kaç çekilmiş? Öyleyse demek ki birinci olarak mesela namaz kılıyorsun. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Câe kelimesi metni muttasılsa kaç çekilmesi lazım? En az iki. Tamam mı? En az iki çekilecek. Peki soruyorum kendime. O anlatırken iki dedi. Öğretirken iki dedi. Gizli namazda okurken hocam. İzâ câe nasrullâh dedik mi? Dedik mi Emin Hocam? Bilmiyoruz. Peki, verin. Dalli. Metni lazım. Dalli. Peki, kaç elif çekilmesi lazım en az? 3 elif. En az 3. Vacip. Ondan aşağı olmaz. 4 diyen de olur. Peki, çekiyoruz. Verin. Dalli. Hani nefesimiz daraldı, hastayız. Ona bir şey değil mi? Yok, benim. Verin. Dalli. Böyle bir şey yok. Verin. Dalli. Verin. Dalli. Neye benzer biliyor musunuz? Bazı bölgelerde bu Trakya tarafında Türkiye'nin dışında İslam unutturulmuş. Hocanın birisi namaza gitmiş. Okumuş şimdi elhamı. Veleddallin diye okumuş hoca efendi. Okuyunca efendi cemaat arkadan amin demişler. Güzel amin denir orada. Ondan sonra hoca efendi başka bir yer okumaya başlamış. Şeye gelmiş. فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ demiş hoca efendi. Cemaat gene amin demiş. Bunlar her dallini duydu mu amin diyorlarmış. Niye diyor? Baba buradaki dallin başka. Bu En'am suresinde hangi ayet bu? Efendim 77. ayet. Rabbim bana doğru yol göstermeseydi ben sapıklardan olurdum diyor. Amin diyor cemaat. Şimdi böyle dallinin her duyduğun yerde amin denmez ki.
Art niyet yok, kınamıyoruz. Ama cehaleti de gösteremiyoruz. Şimdi benim bir arkadaşım vardı, böyle dine, takvaya, tasavvufa çok meraklı. İmamlık yapıyor. Ramazan'da onun camisine birisi gitmiş, birkaç genç. Ramazan'da namaza gidiyorlar. Ramazan'da artar ya cemaat. Demiş ki, yan bu hocaya dikkat edelim. Bu hocanın biraz tarzı, zihniyeti, yapısı bozuk. Kendimizi de kaptırmayalım ha. Hoca için diyorlar ya, işte tarikatçı diyorlar, şucu bucu diyorlar. Pek de bilmiyorlar ama demiş dikkat et. İçeri girmişler, hoca efendi Kur'an okuyor. Mihrap'ta, mukabele. Tam bunlar girmiş. Oturmuşlar, hoca tilavet secdesi demiş. Böyle hiçbir şey duymamışlar. Hemen kalkmış hoca efendiye. Allah'a ekber demiş, iyi yap. Ona oturmuş, devam et. Ben sana söyledim demiş, bak bu hoca demiş, sıkıntılı, hiç böyle bir namaz yok, görüyor musun? Bak 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 demiş, ben sana birer de dedim, bunun böyle bir namaz yok, çıkalım istemiş. Şimdi Ekrem Dolanay var, Allah rahmet eylesin, çok mücahit adam, cenazesinde 10 binler vardı böyle. Hiç aileyi tanımıyordu, herkes cenazeye gitmişti burada, Gerede'de, Eccar'da. Duymuş birisi onun böyle alim olduğunu, hafız olduğunu, mücahit olduğunu. Bir sabah namazı arkasında kılacak. Yolda arabayı çekmiş. Ekrem Hoca da namaz kıldırıyor. O etti hafız. Namazda secde ayeti okumuş hoca efendi. Secde ayeti okuyunca Allahu Ekber demiş, secde yapmış. Sonra Allahu Ekber demiş, yeniden okumuş. Sonra rükû secde yapmış. Çıkmışlar. Adam hoca efendi Allah kabul etsin demiş. Arkadaşına demiş ki hakikaten değil hoca. Ömrümde sabah namazını hiç 3 rekat kılmasın. Hoca dedi, gördüm, 3 rekat kıldı. Şimdi gördüğünde hiç tilavet secdesi yapmıyoruz ya biz. Görmemiş adam, hoca çok derin demiş, bak gördüm demiş. 3 rekat ilk defa kılıyoruz, derin hoca demiş. Bunun gibisi yok bu piyasada. Şimdi toplum o kadar bir cehayayı bırakıldı ki. Cumhuriyeti kutluyoruz, demokrasiyi kutluyoruz, laikliği kutluyoruz. Ama geçen gün Yaşar Başkanlığı'ndan bir genel müdür geldi. Bize dedi ki, hacca gidenlere, hacca gitmeden önce 1 ay Kur'an eğitimi verelim ki oraya gidince eline mushaf alıp okusun istiyoruz dedi. Ve incelemişler. Yanılmıyorsam, burada arkadaşlar varsa düzeltsin. Hacca gidenlerin %20'si Kur'an biliyormuş. Düşünebiliyor musun? Bir hac kaç para? 10-20 bin lira falan neyse. %20'si. %80'i bile bilse az değil mi? Hacca gidecek kadar iman, para var diye başkum ben sıkım ama Kur'an bilen bu. O zaman şimdi Cumhuriyeti kutluyoruz. Demokrasi kutla, törenler kutla, Kasım'ı kutla, Ekim'i kutla, Eylül'ü kutla, Mayıs'ı kutla. Kur'an okuma bilen var mı? Yok. Ondan sonra duada ya Rabbi bu cennet vatanımızı. Abi nasıl cennet bu? Kur'an okumasını bilmiyor. Daha okuması bilmiyor. O zaman buradan şu var. Bakınız. Beyhaki'nin Ahmet bin Hüseyin'den Şuab-ül İman'dan naklediyor bir hadis-i şerif. Kur'an'ı Arap'ın lahni ve sesini esas alarak okuyunuz. Yani o Peygamberimiz zamanındaki Efendimiz'e inen tarz üzere. Fasıkların ve kitap-ı Hristiyan ve Yahudilerin okuyuşu gibi okumaktan sakının. Benden sonra bir topluluk gelecek. Bunlar Kur'an okurken, şarkı söylerken yapılan nameler gibi name yapacak diye Efendimiz. Ve rahiplerin ve ölü için ağıt yapanların ağıt sesi gibi okuyacaklar. Kur'an onların boğazlarından aşağıya inmeyecektir. Kalpleri hattan saptırılmış, bu tip okuyucuların okuyuşları hoşlarına gidenlerin kalpleri de Allah'a giden yoldan döndürülmüştür. Onlardan hoşlananlar da döndürülmüştür. Siz isterseniz kitaptan söyleyin. Nimet-i İslam'da okuduğumu hatırlıyorum yıllar önce. Diyor ki, teravih namazı kolay kıldırılmalı. Kolay mı? Bizimki gibi değil ha. Bizimki kitapta tarif yok. Yani olup olmamanın sınırındayım. Sesi çok güzel bir imam öne koyup da manadan gafil kalınacaksa o kıldırmasın. Ona benzer bir cümle var. Yani sesi güzel kıldırmasın demiyor. Sesinin güzelliğine kaptırdık. Ay be ne çekti, ne yuvarladı, ne uzattı dedik. Ama manadan. Bakın burada ne buyuruyor? Bunların kalpleri kaymıştır buyuruyor. O zaman İmam-ı Kurtubi diyor ki, ulema dedi ki, Kur'an kıraatı nesilden nesile, Efendimiz'den bize kadar ulaşandır. Şöyle bir şey söyleyeyim, insanların çeşitli diplomaları vardır. Biliyor musunuz? Diploma. Ama en değerli 2 diploma vardır. Birisi gerçek, tasavvuftaki altın silsile denen, Efendimiz'den beri gelen o rical sırasıdır. Birisi de icazet sırasıdır. İcazet,
iki türlü oluşuyor. Birisi aşara taklit denilen kıraatın bütün özelliklerini okuyarak yapılan icazet, biri de sadece kıraat aslında rivayeti hapse okuyorsunuz, icazet alıyorsunuz. Ben bir tecvid kitabında gördüm. Ben diyor sadece bizim kıraat imamına göre okudum yukarıdan aşağı. Okudum ne demek biliyor musunuz? Her sayfayı hocaya güzel okuyacaksınız. Hiç bir hata yapmayacaksınız. Çünkü bir gün hoca efendinin birisi talebesini dinliyormuş. Talebeyi dinlerken la te'menuna, la te'menna işman var orada. Hoca efendi de böyle bir bıyık beyi vermiş. Bir de misafiri varmış. Talebe orayı işmamsız okumuş. İşmam ne? Dudakları ileri götürmek. La te'menna. Böyle okurken önünde bir hoca varsa oraya geldik mi bakarlar. Bu sabah da okuyorum. Acemiyyün tesir var orada. Bilen hemen dikkat kesir. Bakalım nasıl yaptı ikinci hemzeyi diye. Şimdi demiş ki o misafir talebeye, hocam sen tam o işmam anında herhalde uykusuzdu, bir uyuyuverdin. O sayfayı tekrar oku, orayı geçme demiş. Orada hata yaptı. Hocam bir daha okuyayım demiş. Gördünüz mü? Yani bu böyle dikkatle dinlenecek. Şimdi böyle olunca o zaman şöyle toparlayayım. Kur'an'ın hakkıyla tilaveti özetleyelim. Lafzın önemi var bir kere. Asla Kur'an harflerini abartmayacağız ama bu harflerin doğru okunma kurallarına dikkat edeceğiz. Bu bir. Sonra kıraat. Tabii bu işte maharetli olanlar, kıraat ilimlerini bilenler ortaya çıkacak. Peki ne olur Kur'an tecvitten okunmazsa? Az evvel söyledik, alimler günahkar olur diyor insan. Yani hatta zelletül kari diye bir bahis var fıkıh kitaplarında. Nedir o? Okuyanın hatası. Hangi hatalar namazı bozar? Okuduk değil mi? Biliyoruz, dinlemişsiniz. Hocalarımız anlatmışlardı mihraplarda, kürsülerde. Bazı harf hataları, bazı hareke hataları, bazı kelime hataları, irab hataları, takdim tehir hataları gibi bazı hatalar yanlış okunursa namazı bozar. Niye mana kayboldu da onun için? O zaman burada demek ki bu bir. İki, Kur'an'ı hakkıyla okurların demek ki okunma kısmı bu bir. İkincisi, yazıya dair kurallar var. Sizinle daha evvel anlatmıştım. Alman ne demişti? Kur'an'ın harekesini ve noktasız okumak alimlerin işidir. Eskiden mushaflarda nokta hareke yoktu. Fakat cemaat, halk, yeni Müslümanlar bunun içinden çıkamayınca önce nokta koydular. Altına bir nokta, üstüne bir nokta, iki nokta, tek nokta, üç nokta, anlaştık. Sonra Kur'an kolay okunsun, yine yapamadık. Dediler hareke ekleyelim. Hay maşallah, onu da koydular. Sonra durakları eklediler. Hatta secde ayetlerinde, secde ilk mushaflarda yok. Sonraki mushaflarda kenarına secde yap diye de bir işaret altına üstüne koydular. O kadar sure başı koydular, ayet numarası koydular. Hatta iş oraya geldi, şimdi tecvidli mushaflar bile çıktı. Kıraata göre mushaf var biliyor musunuz? Yani diyelim ki şu kıraat mushafta yekzibunu yükezzibunu okumuşsa ona göre de baskılı mushaflar var. O zaman burada şu var, Kur'an-ı Kerim'in bu mushafa ait özelliklerinin de korunması gerekir. Bu da hakkıyla tilavet için gerekir. Neden? Örnek, bizim Huzeyfe ayetini tanıyoruz. O bu Kur'an-ı Kerim'den okumuyor. Neyden okuyor? Noktalıdan okuyor. Bu nasıl oluyor? Birey alfabesi var. Altı nokta esası üzerine yazılan bir yazı. Kabartmayla. Parmaklarınızı dokunuyorsunuz. Kabartmalı oluyor ama o kabartma bozuluyor. Neyse. Onun Arapçası var. Huzeyfe Arapçasını biliyor. Eskiden hafızlar, görmeyen hafızlara biri okur ezberler. Şimdi kendileri parmağını tuttu mu okuyor. Tabi o ilmi alırsa. Benim de parmak var ama benimki okumuyor. O ilmi alırsa. Birey alfabesinin dünyada Müslümanlar arasında standartına ulaşılamadı. Ulaşıldı mı Huzeyfe? Yok. Heh, yok dedi. Tamam. Yani Mekke'deki Breyl alfabeli mushafla Türkiye'deki Breyl alfabeli mushaf eskiden basılanla yenilen basılanın ortak bir dili oluşulamadı. Sıkıntı var. Toplantılar yapılıyor dünyada, Türkiye'de, Arabistan'da. Ne, bunu niye anlatıyorum ben? Görmeyenlerin hakkıyla tilavet yapması için biz ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı bundan 15 sene evvel mushaf bastı. 15 sene yaklaşık evvel
ilk defa Türkiye'de 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde noktalı ilk defa burada olsun. Türkiye'deki ilk defa. Anlaştık. O zaman burada şu var. Mesela işitme engellilere Kur'an öğretiyorlar. Bu nasıl olacak? Nasıl öğretiyorlar bilmiyorum ama işitme engelli Kur'an'ı böyle okuyarak değil, işaretten okuyor. Biz bu konularda çok geri kaldık Müslümanlar olarak. Bakın açık ve net söyleyeyim. Bir engelli çocuğumuz olduğu için biliyorum. Engelliyi en iyi vaazı hocalar yapar. En iyi diyanet yapar. En iyi ilahiyat yapar. En iyi Müslümanlar yapar. Ama engellilerle ilişkilerimizde en az seviyedeyiz. Anlaştık. Biz hep vaazı öne aldık. Söyledik ya, yaptık zannediyoruz. Ama uygulamada maalesef Müslüman hassasiyeti engelli konusunda yeterince olmadığını yakinen görürüz. İkinci olarak değerli müminler, Hakk'a tilavetinin okunma kısmını bıraktım. Manaya dair hususlar. Şimdi manayla ilgili bu Kur'an-ı Kerim Arapça anlaşılacak. Peki nasıl anlayacak? Bir, o günkü Araplar bu kelimeyi nasıl kullanıyordu? Cahiliye dönemindeki akıl neydi? Fikir neydi? İnsanlık tarihi neydi? Cahiliye döneminin şiirleri nasıl anlaşılmalıydı? Resulullah'ın tefsiri varsa nasıldı? Efendim sahabenin tefsiri nasıldı? Maverân Nehir'e geçtiğimiz zamanki problemler nelerdi? Tefsir çeşitleri, işari tefsir, dirayet tefsiri, rivayet tefsiri, tasavvufi tefsir, irak tefsiri, fıkıh tefsiri gibi her alimin ihtisas yaptığı alanda tefsirler var. Bir de bu konu çıktı. Peki Kur'an'ın hakkıyla anlaşılması için akaid konusu, kelam dediğimiz bunun içindeki o tartışılan konu, fıkıh konusu, tasavvuf veya zülh veya ahlak dediğimiz hususlar, bütün bunlara bakınca beşeri ilimler, içtihat çeşitleri ve buna benzer mananın doğru anlaşılıp ıskalanmaması. Yani öyle şimdi hemen hep okudum anladım. Tabii bir şey anlarız ama üzerinde çok ciddi durmak lazım. O kelimelerin, o kavramların hakkıyla tilavet. Hakkını biz verebilir miyiz? Veririz diyemeyiz de gücümüz bu kadar yettiğince şimdilik böyle anladım ya da böyle anlaşılmışlar, buna göre önem veririz. Bunun için Zerkeşi diyor ki, bid'atlar ile uğraşanların, günahta ısrar edenlerin, kibirli olanların, arzusuna düşenlerin, dünyaya meyledenlerin, kamil imanı elde edememiş zayıf kimselerin Kur'an'ın manasını doğru anlaması mümkün değildir. Ancak eskilerin sözlerini naklederler, o da bir gevezelik olur. Onun için arzu edilen, tesiri beklenen bu kıraatta dikkat edilmesi gereken edep kuralları da önemli. Bir şey daha arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'e saygı, işte Arap şöyle yapıyor, Türk böyle yapıyor diyorsun. Doğru. Oradaki efendim şey yere koyduğu da uyurken elini aldığı da vesaire. Alimler diyor ki وَمَنْ يُعَظِّمْ شَهَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Ayet bu. Kim Allah'ın sembollerine, dinin değerlerine, işaretlerine saygı gösterirse kalbinin takvasındandır. Onun için biz Kur'an'ın rahlesine bile saygı göstermeliyiz. İsim vererek kıskandırmayın kimseyi. Meşhur bir hocamız, değerli bir hocamız bir oturarak namaz kılacak. Ayakları rahatsız. Kalkamıyor, inemiyor. Hemen oradan bir rahle gibi bir şey getiriyorlar. Yani rahle diye. Soru şu, bunun üzerine Kur'an konu okunuyor mu? Evet, özmanlarına oturmayın. Halbuki o ne olacak? Tahta değil mi? Kur'an da koyar oturursun, affedersin. Kendini de koyar oturursun. Yani bir şey mi olur? Tahtaya oturuyor. Öyle bakmıyor, görüyor musun? Bunun üzerine Kur'an konuluyor mu? Konuluyor. Öyleyse ben bunu şey yapayım. Hatta o kadar dikkat ederler ki, mesela isim vermeyeyim ama bir de vereyim. Sami Efendi merhum bir yerde oturur. Böyle bir sedir gibi bir yerde oturur. Allah rahmet eylesin cümlesine. Otururken bir hafızada Kur'an-ı Kerim okurlar. O da yerde oturur. Yani omzuyu çeker, evladım biz yüksekte, sen aşağıda uygun değil. Sen de yukarı çık, orada oku der. Yani sen de sedire çık der. Kur'an okuyanın sesini bile kendinden aşağıda istemez. Bu bir edep meselesi. Anlaştık. Yani siz babanızın resmini yerde görseniz daha başınız. Olursunuz. O zaman? Peki yani Kur'an ayetleri, Kur'an'ı ezberleyen, onun için bizim bir müftümüz var, İbrahim Çelik diye, Allah rahmet eylesin, hocam tanır.
eskiden. Onun odacısı hafızmış. Yani Diyanet'te çalışan herkes zaten. Hafızmış, içeri girince bayağı kalkıyormuş odacı. Müftü Bey'in sakalı durdu, Arapça okudu. Hiç gözünü yerden kaldırmaz, sabah namazı imamın arkasında devamlı namaz kılar. Öyle bir mübarek. Tamam. Demiş ki ya bu iş böyle olmayacak. Hafız odaya girince ona müstahdem çalışıyor orada. Kadrosu o. Ama hafızlık yapmış. Ama hafız olduğu için hoca efendi diyor, ayağa kalkıyor. Yani bu hafızdan bu işi nasıl götüreceğiz? Saygı. Şimdi anlaştık mı? Demek ki burada efendim işte boyu yok, yukarı astık da aşağı tuttuk da edebiyat yapmayalım. İşin doğrusu herkes ne kadar saygı gösteriyorsa kalbinin takvasıdır diyelim. Sonuç olarak amel, aksiyon ve uygulama Kur'an'ı hakkıyla anlamada var. Tabii şimdi bu dedik ki hakkıyla tilave. E nasıl olacak hakkıyla tilave? Okuyorum. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Hadi gözünüz aydın, vaaza yeni başladı. Daha tilavet kelimesine yeni girdi. Şimdi ayet diyor ki, güneşin ardından gelen aya yemin olsun ki, yani ayın güneşi izlemesi, kamerin güneşi tilaveti demektir. Anlaştık. وَالْقَمَرِ kamer اِذَا تَلَاهَا ayı izlediği zaman. Tilavet neymiş? İzlemekmiş, takip etmekmiş. Nasıl İstanbul yazıyor, biz İstanbul'a gidince tabelayı okuduk, ne tarafa gidiyoruz, bu tarafa gidiyoruz, İstanbul orası. Öyleyse tilave, hakkıyla tilave, Kur'an'ın gösterdiği hedefleri bir bir gücümüz yettiğince uygulamaya tilavet demektir. Yani hakkıyla tilave, hakkıyla amel demektir. Buradan bakınca, kısa kısa hemen söyleyeyim. Uddüme uhiyyeke minel kitab. Kitaptan sana vahy yoluna ne oku? Tilavet et. Peki sonra? Ve abdülissalâh namazı da dosdoğru kıl diyor adam. Namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar diyor kısaca. Bakın, tilavet ve namaz geliyor arkadan. Başka bir ayet var. Ve kumâ uhiyyeke min kitâbı yap. Geçiyorum bunu. Şöyle bir ayet var. Ve mâ tekûnû fî şeyin ve mâ tettû minhû min Kur'an. Şimdi Kur'an'dan neyi okursan oku. Bakın tilavet ederseniz, oradaki minhu zamiri biraz daha aramış, şöyle diyorlar. Hu zamiri kime gider? Allah'ın kitabı. Ne demek? Kur'an'dan neyi okursan oku, biz şahidiz. İkincisi şeyne gider, sen bir iş yaptığın zaman o konudan dolayı Kur'an okunur. O konuyla ilgili Kur'an okunur, onun da Allah senin üzerine şahittir. Bir iş yapmayı tilavet kabul ediyor Kur'an-ı Kerim. Anlaştık. Yani bir iş yaptın, ne yapıyorsun sen? Namaz kılan adam tilavet yapıyor. Oruç tutan tilavet yapıyor. Sadaka veren tilavet yapıyor. Biz burada şimdi tilavet yapıyoruz. Nedir o? Ders yapıyoruz ya, okumayı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim tilavet emredilmiş. İnnemâ umirtu, emrolundum ben. En altına geçiyorum. Ve en ehlüven Kur'an, Kur'an okumakla. Detayları var, bırakıyorum. Bak Kur'an okumakla emrolundu. Üç şey var bu ayette. Nemin suresinde bu kadar söyleyeyim. Kur'an'ın tilaveti bir emirdir. Lafzıyla, manasıyla, ameliyle, tebliğ ve davetiyle bir emirdir. Tabi burada Kur'an Kur'an deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmadan bunu bizim alıp da nakletmemiz mümkün değildir. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Şimdi bir diğer hususa gelince Peygamberimizden bahseden bir ayet. رَبَّنَا وَبْعَذْ بِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْبُوا عَلَيْهِمْ. Allah'ım onlara kendi içinden bir peygamber gönder, ayetlerini onlara tilavet etsinler. Kim diyor İbrahim Aleyhisselam? Tilavet etsin diyor. Bak diyor, kıraat etsin demiyor. Tilavet, kıraatı, terdili, mana ve yaşantıyı gösteren bir ameldir. Bu da böyle olsun. اِنَّنَّذِنَ يَتْبُونَ كِتَابَ اللّٰهِ. Bak şimdi tilavetin kârına bakın. Allah'ın kitabını tilavet edenler namazı dosdoğru kılıp verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler var ya yercûne ticareten lentehûd batma ihtimali, zarar ihtimali olmayan ticaret bir ticaret umabilirler. Tilavet, namaz ve infak zararsız bir ticaret diyor Allah'ın derler. Anlaştık. Demek ki tilavet çok ciddi bir mesele. Namazdan önce zikrediliyor bakın kaç keredir. O zaman burada namaz kılanlar tilavet ediyor.
Ödülü bir kadın tilavet ediyor Kur'an'ı demektir. Yolda tilavet ediyor. İşte örtüsüyle gidiyor ya. O bir tilavettir. Şimdi buradan bakınca sona gelir. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَهُمْ الْكِتَابِ يَتْعُونَهُمْ حَقَّ تِلَابَتِ Hakkıyla okurlar. İbn Abbas diyor ki tam anlamıyla tabi olurlar. Helaline helal, haramına haram kabul ederler. İbn-i Mesud diyor ki bu şu demektir. Allah'a yemin olsun ki onu hakkıyla tilavet etmek, helal ve harama riayet etmek, kelimeleri manadan koparmamak, olduğunun dışında da tevil etmemektir. Mücahit diyor ki tefsir alim, onunla hakkıyla amel ederler. Zemahşeri diyor ki bu ayetler ne kadar tahrif edilmiş Tevrat'ın ehline gelmiş olsa da Müslümanları da bu bağla. Beyzavi diyor ki kim tahrif eder ve tasdik ettiklerini inkar ederse onlar ziyandadır. Ayetin devamı bunu anlatıyor. O zaman buradan şu anlaşılmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari kim Kur'an'a tabi olursa onunla cennet bahçelerine inmiştir şekliyle uzun uzun anlatıyor. Peki bir 5 dakikamızı alayım. Olumsuz tilavet var. Olumlu olumlu anladık. Olumsuz tilavet olur mu? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bu da Bakara Suresi 44. İnsanlara iyi olmayı emrediyor. Kitabı tilavet ettiği halde kendisini unutuyor. Aklını kullanmayacak mısın diyor. Bu nasıl tilavet diyor. Böyle tilavet olur mu? Sen kitabı tilavet ediyorsun. Millete de yapın diyorsun, kendin yapmıyorsun. Böyle bir tilavet akıl işi değildir diyor. Demek ki okuyup ister Arapçasını, ister mealini, tefsirini, fakayını amel etmiyorsak Allah bu tilavet sahiplerini kınıyor. İmam da olsa kınıyor, cemaat da olsa kınıyor, tamam mı? Bu böyle. Ve kâletil yehûdü leysetil nesâra alâ şey, ve kâletil nesâra leysetil yehûdü alâ şey. Ve hum yettûnel kitâb. Yahudiler Hristiyanlar için, Hristiyanlar Yahudiler için bunlar adam değildir, bunlar hiçbir şey değildir. Halbuki bunlar kitabı okuyorlar diyor adam. Kitabı okuyorlar, böyle mi olması lazım? O zaman biz Müslümanlar kitabı okuyoruz mu okumuyoruz? Okuyorsak bu kadar kan, gözyaşı, öldürme, haksızlıklar, mahkemeler, şiddetler, cehaletler bu nasıl bir okuma? Başka bir ayet. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Tuttular şeytanları Süleyman'ın hükümranlığı hakkında uydurup okudukları şeyi takip ettiler, tilavet ettiler. Yani sihiri de tilavet olarak görüyoruz. Demek ki sihir, o da kötü bir tilavet örneği. Başka bir örnek verelim. Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّمَا الْمُنُّنَا لَزْنَا اِذَا اَذْكُرَ اللّٰهُ Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman müminlerin imanı artar. Allah'a güvenleri artar. Demek ki Arapçası olsun, manası olsun, tefsiri olsun, fıkhı olsun. Onları okudukça iman artırıyor mu? Şimdi televizyonda program var, dinliyoruz. Hoca konuşuyor, kürsüde konuşuyor. İmanımızı artırmıyorsa, ibadet zevki oluşturmuyorsa bu sohbet anlatana da dinleyene de vefa ediyor. Onun için İmam-ı Rabbani der ki ya ifade olmalı ya istifade olmalı. Ya ifade olmalı doğru, ya istifade olmalı. E o zaman ne oluyor? Eskiden 20 rekat teravih kılıyordu, biraz dinledi, 8'e düşürdü. Biraz daha dinledi, hepsini kaldırdı. Böyle bir din, böyle mi anlaşılması lazım? Yani okudukça, öğrendikçe uzaklaşılan bir din haline geliyorsa, bundan da kaçınmak gerekir. O zaman bundan şöyle söyleyelim. Hadis-i şerifleri almıştım, bırakıyorum. Buhari-i Şerif'te mealen söyleyeceğim kısa bir cümleyle. Öyle Kur'an okuyucuları olacak ki buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar bir zahiren ok gibi dosdoğru okuyup da manası boğazlarından aşağı geçmeyen insanlar gelmeden evvel Kur'an okuyor. Tamam. Yani okun bir başka hadis-i şerifte bu. Farklı hadis-i şerifler var. Okun avı delip geçtiği gibi ama çok az bir okta kan izi var. Değdi mi değmedi mi? Ya bu kadar Kur'an konuşuluyor, bu kadar din anlatılıyor ama tesiri yok. Onun için Efendimiz uyarıyor. Hariciler denilen mezhep Kur'an okumuyor muydu? Ayakları şişiyordu, ibadet ediyordu. Öyleyse Kur'an'ı da İslam'ı da doğru okuma gibi bir gayretin içerisinde olmamız gerekir.
Bundan dolayı Hazreti Ömer diyor ki sizden sonra bir kısımları geldi. Necmi yalanlayacak, Deccal'ı yalanlayacak, Şefaat'ı yalanlayacak, kabir azabını yalanlayacak. Bazı insanların cehennemde günahlar işlediğinde yarım simsiyah olduktan sonra oradan çıkacağını yalanlayacaktır diyor Ahmet bin Hanbel. Şimdi bunlar oldu mu oluyor? Sonuç olarak şöyle söyleyelim. Kur'an'ı hakkıyla tilavet ettik demeyeceğiz. Ama gücümüz yettiğince doğru anlamaya, hem lafzını okuyup muhafaza etmeye, hem de efendim manasını anlamaya, yaşamaya ve o Kur'an'ı da tebliğ ve davet etmeye çalışacağız. Çünkü وَمَنْ حَوْلَهَا diyor Kur'an-ı Kerim. Ben bu Kur'an'ı Ümmül Kura olan Mekke ve etrafına duyurmak için gönderildim diyor. Ayet öyle. Yani gönderildim. بَلِّهُوا اَنِّي وَلَوَايَتْ benden bir ayet olsun duyurun diyor Peygamberimiz. Bir tane ayet olsun herkes duyursun diyor. Çok hoca olamayabiliriz ama bir tane ayet kerime ezberler. Yeri geldiğince onu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Öyleyse hakkıyla namaz kılmak istiyorsak, hakkıyla kulluk yapmak istiyorsak hepsinin temelinde hakkıyla tilavet geçer. Hakkıyla tilavetin insan örneği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun yetiştiği örnek sahabe-i kiramdır. Ondan sonra da ulema-i kiramdır. Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kur'an'ı okuma konusunda, anlama konusunda hataya düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Bu uğurda gayret edenlere rahmet eylesin. Bizlere de sağlık, afiyet ve istikamet lütfeylesin. İlla ilahe Fatiha.